Değerli izleyicilerimize ben çok basit, pratik bir bilgi vereyim. Acı baharattan açıldı diye. Bak, şunu yapacaksınız. Diyelim ki sofrada acılı, baharatlı bir şeyler var. Yani canınız da çok istiyor. O acılı yenmezse de lezzetini alamayacaksınız filan. Bir de çok acılı olursa artık tadını da alamazsınız dilinizi uyuşturuyor yani. Yapacağınız şey şu. Acının şeye zarar vermemesi için yandı diyorlar ya böyle evet. düşünün. Yapacağınız şey nedir? Bir tatlı kaşığı zeytinyağı alacaksınız yemekten önce. Onu yutuyorsunuz. Hatta bir iki yudumda su alabilirsiniz. İşte bu acının emilimini büyük oranda engelliyor. engelliyor. Bak, acı biber yer vatandaş. Hani dilim yanıyor der. Halbuki o yangı değil. Yanma hissi değil o, ağrı hissidir. Yani dildeki o dilim yandı, yakıyor ağzımı dediğiniz şey oradaki ağrı reseptörüdür. Siz onu normalde ağrı olarak etkisi öyle ama biz yanıyor diye bunu tarif ediyoruz. Dolayısıyla bu birebir bir de ne yapıyorlar? Yandı mı su içiyor. Aa babam su. Evet. Faydası yok. yok. Çünkü kapsaisin suda çözünmez. Nerede çözünür? Yağda çözünür. Yani bir çay kaşığı ağzınıza zeytinyağı alın. Hemen o yangı geçer yani. Ama adam yanıyor hocam hakikaten. Evet. Bana öyle bir... Genelde bizde şöyle bir şey var. İnsandan insana değişiyor. Bazısı çok acı yiyebiliyor. Çocukluğundan itibaren mesela alışmış. Özellikle Hı. Güneydoğu, Anadolu yöremizde. Alışmışlar mesela. Diyor ki sen bunu yiyemezsin. Her şey bu inatlaşmayla başlıyor Evet. Yer misin, yemezsin Öyle bir tane öyle bir girdik iddiaya. Ya hocam dudağım şişti. Dudağım, dilim şişti. Ben böyle bir acı görmedim. Tabii. Şimdi şöyle bakın burada acılığı veren şey yani acı biber dediğimiz şeyde kapsaisindir. Ancak kapsay'sinde e, bu tükettiğiniz biberin içerisinde yetiştiği bölgeye göre farklı sekonder metabolitler de beraberinde olabiliyor. Bu aynı zamanda ne yapıyor? Alerji yapıyor. İşte dudağım şişti de diyor. Hı hı. Nasıl patlıcan alerjisi varsa e, onun gibi veya ceviz alerjisi var, fındık alerjisi var. Yani bir gıda alerjisinden